Şimdi açıortaylar verilmiş. Onlara isim vererek başlayalım. Şimdi aranın açı alfa, bunlara x, y diyelim. Şuna x dersek, bu da x olur. Buraya y dersek, şurası da y olur. Şimdi şöyle devam edebiliriz. Zikzak kuralları uygulayacağız. Şöyle çiziyorum, çok karışık olmasın. Şöyle çiziyorum. Ya da şunu yeniden çizeyim. Şöyle. Şimdi bu pembe doğruların arasında zikzak kuralı uygulayalım. Şimdi direkt yazalım. Böyle sağ sol diye uzatmaya gerek yok. Sola bakanlar burada 2y. Burayı pas geçtik. Yukarıda x. Şunlar. Demek ki x artı 2y. Sola bakanlar. Sağ bakanlar da 81. Sağ bakan da 81. Eşittir 81 derece. Bunu yazdık. Şimdi geçiyorum bunu. Öteki kısımda uygulayacağız. Bunu siliyorum karışmasın diye. Bunu uyguladık. Bunu siliyorum şimdi. Şöyle. Şunları da sileyim. Burayı da sildik. Diğerini de şurada uygulayacağız. Şu tabanı şu. Diğer doğrumuz biri bu. Diğer parça şu. Bir de buradan çiziyorum. Şimdi sola bakan açı. Burada y var. Pas geçiyorum. Şurada 2x var. Yani y artı 2x sola bakanlar. 2x artı y başka bir eşittir. Eşittir. Sağa bakan sadece 87 var. Eşittir 87. Şimdi bunu da toplayabiliriz. Şöyle toplarsak 3 tane x artı 3 tane y eşittir. Bunları toplayalım. 7 artı 1 8 168. 3'e bölelim. Buradan x artı y bakayım 3'e, evet böleniyor. 56. X artı y 56. Sonra şunu tekrar siliyorum. Bir kez daha zikzak uygulayabiliriz. Şunu siliyorum. Şuraları da silelim. Bir de son olarak şurada zikzak uygulayalım. Şöyle. Parçalardan biri bu. Diğeri şu. Taban çizgisi de şu. Şimdi sola bakanlar. 2x yukarıda. Burayı pas geçtik. Aşağıda 2y. Demek ki 2x artı 2y sola bakanlar eşittir. Sağ bakan burası. Sağ bakan alfa. Eşittir alfa. Yani aradığımız alfa 2x artı 2y'ymiş. Şimdi birer tanesi 56 ise ikişer tanesi 2 çarpı 56 olacak. Eşittir alfa. Yani alfa eşittir 112.